Peki dolar-TL kuru, şimdi en çok merak edilen konu bu. Yani faizi art bir kere ben tahmin ettiğimiz gibi %20'ler seviyesinde bir faiz oranı Nihai gelirse. artış değil bu. Bak nihai artış değil. Ben diyeceğim ki Eylül'de gördük. Neyi gördük? Hükümetin orta vadeli planını, bir yıl sonraki enflasyon hedefini gördük. Eğer hedefi inandırıcı, piyasaları ikna edici, hem iç piyasaları hem dış piyasaları, hem maliye politikası hem para politikası bakımından hem alınan diğer tedbirler bakımından ortaya koydukları bir yıl sonraki enflasyon hedefi %25 ise, ikna edici. 25 ise bu faizin zaten geleceği maksimum yerler 24'ler, 23'ler, 25'lerde kalır. Yani yıl sonuna kadar veya hükümet bu şeyi enflasyon hedefini açıklayıncaya kadar zannediyorum ki bu silahı tek bir defalık kullanmayacaklar. Yani 22 Haziran'da bir defa artıracaklar, sonra Eylül ayındaki o planı, orta vadeli planı, hedeflerini gördüğümüzde buna uygun para politikası aracı olarak faiz artışları belki devam edecek. Niye edecek? Söylüyorum şimdi. Mekanizmayı söylüyorum. Ferit, şimdi senin dolar kuru şu an 24 lira. Kafadan tut bunu. 24 lira. Bu seviyelerde kaldığını düşün. %25 faizle, Türkiye %25 faiz arttırdığı an hemen dışarıdaki fonlar oturup Gaye Hanım başta olmak üzere, Mehmet Şimşek başta olmak üzere dışarıdaki fonlara bir roadshow'a çıkacaklar, bir tanıtıma çıkacaklar. Biz dolar kurunu 24, yani dolar TL kurunu 24'te tutabiliriz. Bunu zaten bu ülkeye 40-50 milyar dolar döviz girdisi olduğunda, döviz bollaştığında o kur şoku hikayelerini herkes unutsun. Bak bunu söylüyorum. Bu akışkanlık devam ettiği sürece. Siz swap mekanizmalarını açıyoruz. Kendinizi hedge edebilirsiniz. Yani getirdiğiniz dövizi, doları, milyarlarca doları getirdiğinizde hazine borosuna %25 ile yatırdığınızda veya bir kısmını Türk borsasına yatırdığınızda buradan elde ettiğiniz gelirlerin vade sonunda, bir yıl sonunda, iki yıl sonunda, neyse ara vadelerde, çünkü bu kağıtlar işlem görüyor. Çıkmak istediğinizde bu seviyelerden dolara alınacağını biliniyorsa faiz oranının çok astronomik olmasına gerek yoktur Ferit. Yani bak burada kur seviyesini de zannediyorum belirlemek durumundalar veya kur seviyesini belirleyemeyecek durumda olsalar bile bunu hedge edecek enstrümanlarla, yani kur riskini azaltacak enstrümanları kullanarak bu sermaye dışarıdan çekebilirler dövizi. Nereye kadar? Yine seçimlere kadar. Bak söylüyorum. Çünkü Yani abi şurayı tam seçimler. anlamadım ya. Şurayı biraz açar mısın ya? Şimdi Gaye Hanım dedin ya çıkacak şeye piyasalara işte fonlarla görüşecek. İşte belki Avrupa, belki işte bu Amerika filan. Amerika Körfez ülkeleri falan da büyük ihtimalle. Zaten orada işte Katar emirinin eşinin de fonlarını yönetiyor. Katar'la hazırlığı yapmışlardır, merak etme. Zaten orada hazırlık yapılmıştır. Bir para gelecektir dediğin gibi. Yani bu faiz artışından sonra bu yolla ülkeye Gaye Hanım döviz sokacak diyorsun. İhtimali ya ihtimal var Mehmet diyorsun. Şimşek ile Ve birlikte bu yolla da 24 TL sınırında atıyorum da bak. Sabit bir rakam aklında tutma. tamam, anlat ben hani Örnek anlamak için anlamak için soruyorum yani. Böylece gelen o dövizde de dolar-TL kurunu yine yerel seçimlerine kadar bu seviyelerde tutmak için yani kaç ay var işte 8 ay civarı bu seviyelerde tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ama ya ben tam şunu anlamadım Rubli abi yani bu ne kadar süre yani bu 8 ay sürmez ki ya Gaye Hanım ne kadar döviz bulacak yani ne olacak? Bir de piyasa bu şu anda %20'lik faizi yani bu enflasyon ortamında bu cari açıkta ortamında döviz faizi gibi düşün. Döviz faizi gibi düşün. Bak yanlış düşünme. TL faizi gibi düşünme. Mevduat faizi gibi, TL cinsi mevduatlara verilen faizler gibi düşünme. Zaten şeye biliyorsun ki bizim mevduat faizlerimiz şu an %36'larda, 40'larda. Miktara bağlı olarak zaten şu an
para politikası aracı olarak Merkez Bankası'nın faizi artırdığını ilan etmesini, ilan etmesinin mevduat faizler üzerinde bir etkisi yok. Çünkü o oraları çoktan geçtik. Piyasanın faizleri bunun çok üstünde. Biz şimdi döviz bağlantısı, yurt dışından gelecek para bağlantısını konuşuyoruz. Anladım. Onu konuşuyoruz yani, konuştuğumuz o. Ve aldığım bir bilgiyi söyleyeyim, kulislerden alınan bir bilgiyi. Epey bir miktar da bıyıklı yabancılar dediğimiz bizim vatandaşlarımızdan döviz girişi bekleniyor. Bunun yolu swap'la TL'yi, yani Londra piyasasında TL'ye ulaşılmasını, uygun bir faizde TL'ye ulaşılmasını garanti altına alırsanız, bu enstrümanları geliştirirseniz, paranın dövizin girişinde ve çıkışında kur riskini azaltacak tedbirleri alırsanız, bahsettiğim %20-25'lik faiz var ya, dolar faizi olarak hiç bu Londra baronlarının arayıp bulamayacakları oranlar olur. Yani kur riskini ortadan kaldırdığınızda bu döviz faizine dönüşmüş olur Ferit. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hamaset yapmak istediği zaman Londra tefecileri diyor ya, işte Londra tefecilerinin mekanizması böyle işliyor. Şöyle, bu ne zaman işledi söyleyeyim sana, çok işledi. Şimdi ne demiştik hatırla, 2003'ten sonra, 2006'dan 2007'den sonraki tarihlerde dolar 1.70, 1.80'den 1.29'a düşmüş. Şimdi sen 1.80'den dolarını getirdin, bozdurdun. Tamam, 1 milyon doları getirdin o tarihte, 1 milyon 800 milyon bin TL'yi bozdurdun. Faizini aldın, bir yıl sonra 1.29'dan dövizini aldın gitti. Anladın mı ne dediğimi bak? Yani bizim o ocağımızı batıran işlerin bir kısmı da o yıllarda oldu bitti. O dünyadaki bol para dönemi, ucuz para dönemi, Fed'in yine parasal genişlemeyle helikopter para dağıttığı dünyaya o dönemde biz 843 milyar dolar dış kaynak kullandık, AVM yaptık, rezidans yaptık, altyapı yaptık, inşaat yaptık. Bir kısmı da sıcak para, anlatıyorum biliyorsun, sen de biliyorsun. Bazı seneler sıcak para miktarı 183 milyar dolar ulaşmıştı yıllık. Şu an ne? 20 milyar dolar. Türkiye'deki toplam hepi topu yıllık döviz yani Türk varlıklarındaki döviz miktarı, sıcak para miktarı bu civarda. O 183 milyar dolarlara çıktığı yıllar, işte o saadet yılları var ya, o saadet yılları. Dolayısıyla sen 1200 lira maaş alıyorsun, 1300 lira maaş alıyorsun düşün o tarihlerde. 1300 liranı bozdurduğunda 1000 dolar alıp tatile gidiyorsun. Nereye? Yurt dışına. Çok herkes hatırlasın. Etrafında herkes birbirine sorsun. Emeklilerimiz yurt dışında tatile gidiyorlar. Peki emeklilerin yurt dışında tatile gitme hakları yok mu? Tabii ki vardır. Türkiye 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi olacak. Türkiye 30 bin dolarlık kişi başına gelire ulaşacak. Türkiye sanal yöntemlerle, kamu kaynaklarıyla olmayan kaynakları birbirine dağıtarak, zenginlik algısı oluşturmak yerine üreterek, ürettiği malların kilogram değerini 4 dolara 5 dolara getirerek, 0.96 sentlik mal üretmekten kurtularak, ara mallarda ithalata bağımlı olmaktan çıkarak, katma değerli ürün üreterek, İstihdam miktarını 45 milyona çıkararak, asgari ücretini de 1500-1600 dolarla seviyesine getirerek, herkes dünyanın her yerinde emeklimiz dahil tatile gitmeyi o zaman hak ederiz. Hak etmediğimiz paraları o yıllarda harcadığımız için hep birlikte, şimdi bu bedeli ödeyeceğiz abim benim. Evet abi, bu yurt dışından gelen hani bıyıklı yabancılar diyoruz ya, bu da bizim tabirimiz oldu. Böyle herkes de kullanıyor. Yok, bıyıklı... kullanmam bir tabir de şimdi soruyorum bak sana. Hayır abi, bu bıyıklı yabancılar da bu kadar yani ülke
ekonomisine fayda edecek kadar döviz ülkeye getiriyorlarsa eğer, bu bıyıkların cinsinde abi, bu badem bıyıklı galiba, sonra sonra galiba pala bıyık oldu abi bunlar orada. Yok, pala bıyık olmuştur, badem bıyık olmuştur, pos bıyık olmuştur, bilmiyorum onlar. Yok abi, önce bademdi bunlar diyorum, sonra galiba yurt dışında pala oldular yani, işler büyüdü galiba. Evet, badem pala oldu yani diyor. Palazlandı. Şimdi ben düşün, yurt dışında Londra'da, Berlin'de 2 milyon doları, 5 milyon doları, 10 milyon doları var. Evet. Ya orada sana %1-2 falan verecekler ancak. Tamam. Ülkeye geldiğinde neden korkuyorsun? Şundan korkuyorsun. Ya ben bu paramı istediğim an TL'ye çevirdim, Türk varlıklarına yatırdım, mevduata yatırdım, borsaya gittim, hazine borosundan kağıt aldım, devlet iş borçlanma kağıtlarını veya özel şirket tahvillerini satın aldım. Belli bir vadede, belli bir dönemin sonunda bunu sattığımda karlı bir şekilde, karımı elde etmiş bir şekilde tekrar dövizime ulaşabilecek miyim? Bunun şartı ne? Birincisi faiz artırımı, ikincisi dövizin bollaştırılması. Evet. Mekanizma bu. Böyle işledi. Şimdi herkes bizim mevduat faizleriyle karıştırıyor. Doğru, onunla karıştırmayalım. Zaten mevduat faizleri fiilen işledi, işliyor. Onlardan daha büyük miktarın nerede olduğunu sen biliyorsun. KKM'de var. 2 trilyon 550 milyara çıktı. O da döviz faizi. Orada vatandaş neyin güvencesini arıyor? O da enflasyona karşı parasının erimesinin tedbirini almaya uğraşıyor. Neymiş demek ki? Enflasyonu düşürerek, faizleri birbirine yakınsallaştırarak, faiz artırımından beklenen ilk sonuç, ilk fayda şudur. Faiz artırarak kısa sürede faizlerin düşmesini sağlamak. Çünkü enflasyonu düşürmeye başladığında faizler piyasa mekanizmaları gereğince zaten düşmek zorundadır.